Değerli öğrenciler merhabalar, hoş geldiniz. Ben doçent doktor Dursun Akaslar, Harran Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde görev yapıyorum. Oyun programlamaya giriş dersimizin 5. konusu arkadaşlar, denetleyicisiz sanal gerçeklik üzerine olacaktır. Yani kontrolör olarak bilinen sanal gerçeklik gözlükleriyle birlikte kullanılan araçlar olmadan bir sanal gerçeklik uygulaması nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Yani bizim hedefimiz genellikle Google Cardboard olarak bilinen sanal gerçeklik gözlükleri bildiğiniz gibi herhangi bir denetleyiciye yani kontrolöre sahip değiller. Bu tür sanal gerçeklik gözlükleri kullanırken nasıl bir sanal gerçeklik uygulaması yapabiliriz? Bununla ilgili dersiniz olacak arkadaşlar. Şimdi günümüzde en ucuz sanal gerçeklik gözlüklerinden biri arkadaşlar Google Cardboard bilinir. Bunu kendi evinizde mercekleri sipariş ederseniz kendi evinizde arkadaşlar kullanım kılavuzunu takip ederek kendiniz oluşturabilirsiniz. Google Cardboard'a benzeyen arkadaşlar çok fazla sanal gerçeklik gözlüğü piyasada bulunuyor. Bunları 50-100 TL arasında herhangi bir e-ticaret sitesinden alabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey arkadaşlar bu tür gözlükler herhangi bir denetleyiciye sahip değil. Örneğin şurada gördüğünüz Boba VR Z4. Bu gördüğünüz gibi küçük bir kontrolöre sahip. Mesela Gear Samsung tarafından üretilen bunun da bir kontrolü var ama ilk versiyonunda bir kontrolörü yok arkadaşlar. Yani bu tarz gözlükler eğer bir denetleyiciye sahip değilse öyleyse bizim yapacağımız sanal gerçeklik uygulamasında zekice çözümler üretmemiz gerekiyor. Sonuçta biz bir sanal gerçeklik uygulaması yapacaksak mobil telefonlarla arkadaşlar bildiğiniz gibi telefonlar ne yapıyor? Bu sanal gerçeklik gözlüğünün ön tarafına takılarak arkadaşlar bir sanal gerçeklik dünyasına girilmeye çalışılıyor. Şimdi bir sanal gerçeklik uygulaması yapabilmek için hatırlarsanız geçen hafta bahsettik. Bazı sensörlerin telefonda bulunması gerekiyor. Bu sensörlerin olup olmadığında ne yapıyoruz arkadaşlar? Küçük bir yazılım önermiştim size. VR Compatibility Checker diye arkadaşlar. Hatırlarsanız bir tane pusula, bir tane ciro sensör, bir tane de ivme sensörü olması gerekiyor arkadaşlar. Bu tarz bir telefonunuz varsa sanal gerçeklik uygulamasına girebilirsiniz. Şimdi bizim yapmamız gereken eğer bizim kontrolörü yoksa, şimdi biz sanal gerçeklik dünyasıyla nasıl etkileşime gireceğiz? Bu yüzden en yaygın yöntemlerden bir şey arkadaşlar, bak ve seç yöntemidir. Yani siz kafanızı ya da başınızı ne tarafa doğru hareket ederseniz bildiğiniz gibi gözlük kamerayı oraya doğru çevirir. Belli bir nesneye odaklanırsanız veya üzerinde beklerseniz seçmiş olursunuz arkadaşlar. Bu sanal gerçek içinde arkadaşlar kullanılan en yaygın arkadaşlar etkileşim yöntemlerinden biridir. Yani bak ve seç yöntemini bugün işleyeceğiz arkadaşlar. Herhangi bir kontrolüne gerek yok. Piyasada bulunan herhangi bir sanal gerçeklik gözlüğünü kullanarak telefonunuzla bu işlemi yapabilirsiniz. Şimdi bu işlemi arkadaşlar 8 adımda yapacağız. Bugünkü dersimizin temel hedefi bu. İlk önce bir kütüphane kullanımı. Yani temelden herhangi bir geçmişe bağlı kalmadan şu an sıfırdan bunu yapmaya çalışacağız. Kütüphane kullanımı yani gerekli kütüphaneleri yükleyeceğiz. Sanal gerçeklik uygulaması yapabilmek için bildiğiniz gibi bir 3GS kütüphanesine ihtiyacımız var. Bir de VR Button dediğimiz bir kütüphane ihtiyacımız var arkadaşlar. Daha sonra küresel değişkenlerimizi oluşturacağız. Neden küresel diyoruz? Bütün script içerisinde bu değişkenlere erişebilmek için küresel değişkenlerimizi oluşturacağız. Web sayfamız yüklendiği an çağrılacak bir başlangıç fonksiyonumuzu oluşturacağız ve çağıracağız. Daha sonra kamera, renderer veya sahne gibi temel iş bileşenleri hazırlayacağız. Daha sonra da bir 3GS uygulaması. İlk 4 adım 3GS uygulamasıdır arkadaşlar. Herhangi bir VR Button kütüphanesi kullanmadan bu ilk 4 adımı yapabiliriz. Daha sonra VR Button kütüphanesini kullanarak bu uygulamayı nasıl sanal gerçekliğe dönüştürebileceğiz? Bunu göreceğiz. Daha sonra size önemli bir teknikten bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi biz 3GS ile oluşturduğumuz sahneler sonsuz genişliğe, uzunluğa ve derinliğe sahiptir arkadaşlar. Özellikle sanal gerçeklik uygulamalarında bu derinlik arkadaşlar kişinin kafasında algısal sıkıntılara yol açabilir.
O yüzden biz sahneyi kaplayarak sınırlamamız gerekiyor veya sahnede arkadaşlar takip edeceği referans noktaları oluşturmamız gerekiyor gözün. Bu yüzden sahneyi arkadaşlar Skybox dersimizde öğrendiğimiz teknikle kaplayacağız. Sonra seçme algoritmasının nasıl çalıştığını size anlatacağım arkadaşlar. Daha sonra da bunu uygulayacağız. Şimdi hazırsanız başlayabiliriz. Şimdi arkadaşlar bir sanal gerçeklik uygulaması yapmak istiyorsanız 3GS'le iki tane kütüphaneniz gerekiyor. Bunlardan birisi 3GS, birisi de VRBoton kütüphanesidir. Şu ana kadar biz bu kütüphaneleri indirip yerel sunucumuza yükleyerek çalıştık. Fakat şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu kütüphaneler devamlı güncellenmekte. Yani çok aktif olarak güncellenen bir kütüphane. Çok fazla yaygın olarak kullanılmaya başladı son yıllarda. Bu yüzden size tavsiyem arkadaşlar, güvenilir bir sunucudan bu kütüphaneleri alarak kullanabilirsiniz. Yani kendi sunucunuza yüklemek yerine ben örnek olarak AMPK dediğimiz bir sunucuda bunlar devamlı güncelleniyor arkadaşlar. Ben bu sunucuya doğrudan erişerek bu modüllere erişmek istedim. Çünkü VRBoton ve 3GS kütüphanesi devamlı güncellenen kütüphaneler arkadaşlar. Bazen güncellendiğini takip edemeyebiliyoruz. O yüzden yeni bir teknik öğrendiğimiz zaman bu bizim kullandığımız kütüphane içerisinde ekli olmayabilir. Bu yüzden size tavsiyem. Bundan sonra arkadaşlar güncel versiyonlarını takip etmek yerine hazır bir sunucunun uzantısını vererek arkadaşlar bu kütüphaneleri sizin kendi dosyanıza ekleyebilirsiniz. Şimdi öyleyse ben ne yaptım? Bitireceğiz kütüphanesini ekledim. Bir de VRBoton kütüphanesini ekledim. Şimdi VRBoton kütüphanesini biz genellikle arkadaşlar modül olarak eklememiz gerekiyor. Bu yüzden 3GS'in de hem modül olarak hem de normal olarak, script olarak arkadaşlar kütüphaneleri var. Ben modül olarak kullanılan kütüphaneyi ekledim. Sadece dikkat etmeniz gereken script'ten sonra type yazıp modül yazmanız yeterli arkadaşlar. Daha sonra kodlarımızı bunun içerisine normal bir şekilde yazabiliriz. Şimdi kütüphane kullanımını yaptık arkadaşlar. İkinci hedefimiz nedir? Bizim ihtiyaç duyacağımız değişkenler oluşturmak. Şimdi bu değişkenler yerel değişkenler olabilir. Yani bir fonksiyon içinde sadece kullanılabilir. Fakat bizim hedefimiz bu değişkenlere farklı fonksiyonlar içinde erişmek olduğu için arkadaşlar ne yapıyoruz? Sahne, kamera, light, küp ve renderer olarak adlandırılan arkadaşlar kütüphaneleri ne yapıyorum? Ben burada küresel değişken olarak script etiketleri arasında direkt yazıyorum. Bunları hemen bir görelim arkadaşlar. Şimdi ben ne yaptım? İlk önce body etiketler arasında script etiketini yazdım. Modül type olarak arkadaşlar. Daha sonra da arkadaşlar gidip şuradakini alıp ne yaptım? Bu modülleri buraya ekledim. İsterseniz bu modülleri doğrudan web sayfasına gidip açabilirsiniz ve bakabilirsiniz. Herhangi bir fark görmezsiniz arkadaşlar. Mesela şu an ben 3GS modülünü çektiğim sunucuya gittim ve onu doğrudan açıyorum. Gördüğünüz gibi açtım. Bu benim 3GS modülüm. Herhangi bir fark yok. Aynısı arkadaşlar. Aynı şekilde isterseniz gidip VR kütüphanesinde doğrudan açabilirsiniz. Bu da var VRBoton kütüphanesi arkadaşlar. Daha kısıtlı bir kütüphane. 3GS'ye doğru göre daha kısıtlı bir kütüphanedir. Şimdi birinci hedefim buydu. Modülleri ekledim. Import ettim. Yıldız as tree from dedim arkadaşlar. 3GS kütüphanesi import VRBoton dedim. Arkadaşlar VRBoton yazmamızın nedeni şu arkadaşlar. Çünkü biz burada VRBoton olarak adlandırılmış sınıfımız var. Klasımız var. Biz bunu arkadaşlar export yaparken VRBoton yazdık. Yani siz buraya ne yazarsanız onu yazmanız gerekiyor. İkinci adımda ne yapalım arkadaşlar? Küresel değişkenlerimi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi ben bu uygulama için bir sahne değişkenine, bir kamera değişkenine, bir light değişkenine, bir küp değişkenine, bir de render değişkenine ihtiyacım var arkadaşlar. Mesela renderer, kamera, sahne ve light zaten biliyorsunuz. Sadece ortada da bir sahnenin ortasında da bir küpün olmasını istedim seçme işlemini yapabilmek için. Bu yüzden bir küp değişkeni de ekledim. Üçüncü adımda ne yapıyorum arkadaşlar? Temel bileşenlere ihtiyacım var. Bunun için bir tane başlangıç fonksiyonu oluşturmam gerekiyor. Başlangıç fonksiyonunu web sayfası yüklenirken window onload diyebilirsiniz veya direkt init yazabilirsiniz. Benim başlangıç fonksiyonum arkadaşlar initialize kelimesinin kısaltması olarak kullanıyorum. Init olarak kullanıyorum ve bunu çağırıyorum.
Şimdi ben bu başlangıç fonksiyonu içerisinde ne yazmam gerekiyor arkadaşlar? Temel arkadaşlar bileşenleri eklemem gerekiyor. O yüzden ben üçüncü adımda ne yaptım arkadaşlar? Bir tane başlangıç fonksiyonu oluşturdum ve o başlangıç fonksiyonu şu an çağırdım. Şu an bunu kullanırsanız da herhangi bir hata almazsınız. Şu an mesela çağırmışsınız. Boş olduğu için herhangi bir şey yok için. Şimdi benim nelere ihtiyacım var arkadaşlar? Bir tane sahneye ihtiyacım var. Sahnemin arka plan rengini değiştirebilirim. Değil mi? Rahat bir şekilde. Daha sonra bir kameraya ihtiyacım var. Bu örnek uygulamada mesela 50 derecelik bir açı benim için yeterli. Sadece şuna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Sanal gerçeklik uygulamalarında standart kullanılır. Y değeri her zaman 1,6 olarak veriliyor genellikle arkadaşlar. Z'yi de bu örnekte mesela biz 3 olarak belirledik. Yani 1,6 metre demek arkadaşlar. Bu kullanılan bir standart. Bunu size tavsiye ederim. Ergonomi açısından bunu seçiyorlar genellikle. Daha sonra kameramı ne yaptım? Sahne bekledim. Sahne ve kamera işlemlerim bitti. Bir tane doğrusal ışık ekledim. Doğrusal ışığın rengi ve yoğunluğunu belirttim. Daha sonra bu doğrusal ışığımın konumunu belirttim arkadaşlar. Direkt ekrana ve es ekrana ekledim. Bir de ortam ışığı ekledim arkadaşlar. Şimdi buna dikkat ederseniz ben ortam ışığı için herhangi bir değişken oluşturmadım. Direkt parametre olarak direkt oluşturdum. Bu da kısa bir. Yani şununla şunun arasında çok fark yok arkadaşlar. Yani isterseniz bunları kullanmadan direkt yapabilirsiniz. Eğer siz bu değişkeni, ışığı başka bir fonksiyon içerisinden kontrol etmeyecekseniz arkadaşlar direkt bunu kullanabilirsiniz. Daha sonra da render işlemlerini oluşturdum arkadaşlar. Yine her zaman biz WebGL Render kullanıyoruz. Çünkü çoğu tarayıcı sayılarda bunu desteklediği için. Sonra da bunu ne yaptım arkadaşlar? Render'ın büyüklüğünü belirledim. Piksel oranını belirledim. Bunun için cihazın piksel oranı neyse yani sizin bağlandığınız cihazın büyük piksel oranı neyse onu kullandım. Sonra bunu ne yaptım arkadaşlar? Render'ımı HTML belgesine ekledim. Daha sonra da bir render yaptım. Sadece bir kere render yaptım. Çünkü burada bir hareketli bir işlem yok arkadaşlar. Sadece bir kere yaparak render işlemini tamamladım. Mesela gördüğünüz gibi benim şurada arkadaşlar sahnem var. Arka planın rengini belirledim. Kameram var. Kameramı ekledim. Işığım var. Gördüğünüz gibi ortam ışığım var. Bir de bir küp ekledim arkadaşlar. Hedefim o küpü görmek. Yani herhangi bir hatam var mı yok mu? Küpü de sahneye ekledim. Konumunu da arkadaşlar belirledim. Render işlemini yaptım ve sahneye bir kere render yaptım arkadaşlar. Dikkat edin. Çünkü benim küpüm şu an hareketli değil. Bir de karşı taraf web sayfasını genişletirse yani büyüklüğünü değiştirmek isterse ne yapıyoruz? Sanal gerçeklik uygulamamızın bu orana uygun olarak çalışması için ne yaptık? Bir tane on window resize fonksiyonu oluşturduk ve kameranın arkadaşlar aspektini devamlı güncelliyoruz. Yeni web sayfasının genişliği ve yüksekliği neyse güncelleyip tekrar hem kameranın aspektlerini hem de ses render büyüklüğünü yaptık arkadaşlar. Örnek olarak hemen bakalım. Şu an gördüğünüz gibi bir sahnemiz var. Sahnemizde bir tane küp var ortada. Ben eğer bunu şöyle değiştirirsem gördüğünüz gibi küp ne yapıyor arkadaşlar? Sahnemizin ortasına doğru tekrar güncelleniyor. Şimdi bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar bizim ikinci adımda ne yapıyoruz? Bir tane küp eklemiştik. Küpümüzü çağırdık. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor küp eklerken arkadaşlar. Dikkat edin ben ışık eklememin nedeni neden? Işık ekledim çünkü küpümde arkadaşlar mesh Lambert materyal kullandım. Çünkü bu ışığa ihtiyaç duyan bir materyal. Mesela basic materyal kullansanız herhangi bir ışık eklemenize gerek yok. Ama sanal gerçeklik dünyasına giriyorsanız arkadaşlar artık ışığı, kamerayı, açıyı çok iyi şekilde kullanmanız gerekiyor. Sonuçta kişi gölgelerle etkileşime girmesi gerekiyor ki farklı bir dünyaya girdiğini hissetsin arkadaşlar. Yoksa sadece geometrik şekillere bakacaktır. Şimdi gelelim arkadaşlar. Benim sanal gerçeklik ortamım hazır öncesi şu an için. Normal bir 3GS'te ne yapıyorum? Bir tane küpüm var. Şimdi ben bunu sanal gerçeklik dünyasına nasıl çevireceğim arkadaşlar? Dönüşüm yapmam gerekiyor. Şimdi dönüşüm için arkadaşlar 3 temel işleme ihtiyacımız var. Bir, biz normalde request frame kullanmıyoruz. Ne kullanıyoruz? Sanal gerçeklikte her zaman set
Animation Look kullanıyoruz arkadaşlar. Temel farklılıklarından biri bu. İkincisi, ne yapmanız lazım? Bir tane VR button'ı sahneye eklemeniz gerekiyor ki kişi sanal gerçeklik gözlüğü kullanarak mı uygulamaya erişecek, yoksa normal bir klavye mouse olarak kullanarak mı erişecek? O yüzden bunu ekliyoruz. Bir de arkadaşlar, renderer ile gelen XR arkadaşlar. Yani siz XR'ı ineyip etkinleştirirseniz, eskiden bu VR'dı arkadaşlar. Şu an XR oldu çünkü karma gerçek geçtiği için. Yani VR veya augmented reality dediğimiz artırılmış gerçeklik uygulamaları yapmak isterseniz renderer'a ait XR değerini arkadaşlar etkinleştirmeniz yeterli. Varsayalım bu false'dur arkadaşlar. Yani bu üç değeri init fonksiyonun içine yazarsanız arkadaşlar yaptığımız uygulamayı otomatik olarak sanal gerçeklik uygulamasına çeviriyorsunuz. Ben render fonksiyonunu normalde request animation'a çağırıyorum. Şimdi animation look'tan çağırıyorum. Render animation'ı çağırdım arkadaşlar. Time dediğimiz değer grafik kartından otomatik olarak size verilir. Bu grafik kartının değeri neyse artık diyelim sizin belki grafik kartınız ekranını saniyede 60 defa yeniliyorsa sizin frame per second değeriniz, FPS değeriniz nedir? 60'tır. Bazıları 120 defa yeniler. Artık grafik kartının üzerindeki yüke göre bu işlem değişebilir. Sonra render işlemini yaptım. Sadece küpümü belli bir oranda çeviriyorum. Şimdi uygulamamıza tekrar bakalım. Şu an ne yaptım? Bir sanal gerçeklik dönüşümünü yaptım. Tek yaptığım şu. Render'ın ait XR değerini etkinleştirdim. Set animation loop kullanarak render işlemini yaptım. Bir de sahneye ne yaptım? Bir tane VR butonu ekledim. Tek fark bu. Ve render işleminde de gördüğüm bir hareket işlem olması için ne yaptım? Zamanı kullanarak arkadaşlar, zamanı bine bölerek ne yaptım? Küpün y ekseni etrafında dönmesini sağladım. Sadece bu. Hemen uygulamamıza bakalım. Şu an 5. bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim sanal gerçeklik uygulamam hazır. Fakat we are not supported. Çünkü şu an bir mobil değil bu. Android telefonu olsa we are not supported yazmaz. Doğrudan yazar. Ben bilgisayarda olduğum için bir gözlükle bağlı değil şu an için. Ben ne yapıyorum? Simülatörümü etkinleştiriyorum hemen. Artık gördüğünüz gibi Enter VR diyor. Enter VR'a girdiğimiz zaman arkadaşlar artık sanal gerçeklik dünyasına girmiş oluyoruz şu an için. Şimdi ben sanal gerçeklik dünyasına girdikten sonra arkadaşlar simülatörümü kullanabilirim. Şöyle geldim. Simülatörümü açıyorum şu an. Web XR simülatörünü. Şu an gözlüğe girdiğim için tekrar Enter yapıyorum şöyle. Burada da arkadaşlar ben ne yapıyorum? Şu an sanal gerçeklik dünyasında. Gözlüğümü hareket ettirdikçe ne yapıyorum? Sanal gerçeklik dünyada arkadaşlar benim gözüm ona göre hareket ediyor. Ben şu an Google Copart kullandım arkadaşlar. Story Effect'i seçelim. Ben HTC Vive kullanmıyorum. Bu dersimizde amacımız denetleyici olmadı. Şu an bir denetleyici kullanmadım. Oculus Go kullanmıyorum. Çünkü bunlar nedir? Denetleyicileri var. Mesela Oculus Quest'in denetleyicisi var. Mesela Samsung Galaxy telefonu kullanıyorsanız direkt bu uygulamayı çalıştırabilirsiniz. Denetleyici yok mesela bunda. Ama bu artırılmış gerçeklik için gereken bir simülasyon. Onlara gireceğiz. Şu an için mesela Samsung GR'da kullansanız yine denetleyicisi var. Biz Google Carport'u seçerseniz herhangi bir denetleyicisi olmayan gözlüğü simüle edebilirsiniz arkadaşlar. Fark etmiyor. Şu an ne yapıyorum? Ben kafamı çeviriyorum. Bakıyorum. Sağa sola çeviriyorum. Ya da direkt yani şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. İçine tıklayıp rahat rahat gezebilirsiniz. Şu an isterseniz bu uygulamayı telefonunuza yükleyip ya da bir web sayfasına yükleyip direkt erişip çalıştırabilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Şimdi ben tamam sanal gerçeklik dünyasına girdim. Ama bir etkileşim yapmıyorum değil mi şu an için? Yani nesnelerle bir etkileşimim yok. Çünkü ne yapıyorum? Bir kontrolürüm yok. Ben şimdi nesnelerle nasıl etkileşeceğim? Ben şunun farkındayım. Benim gözlüğümün herhangi bir sensörü yok. Gözlük basit plastikten yapılmış bir gözlük. Ve ben sadece merceği var. Herhangi bir denetleyicim de yok. Yani erişebilmek için bir yere. Öyleyse benim ne yapmam lazım? Zekice çözümler üretmem lazım. Bunlardan birincisi ne? Ben şunun farkındayım. Benim telefonumun ivme sensörü var. Benim telefonumun giro sensörü var. Ve benim telefonumun bir tane de neyi var arkadaşlar?
pusulası var, elektromanyetik pusula. Şimdi bu üçünü kullanarak ben tam olarak neler yapabilirim? O yüzden sizin algoritma yeteneğiniz burada açığa çıkıyor arkadaşlar. Herhangi bir denetleyici kullanmadan çok güzel uygulamalar yapabilirsiniz. Kişi karşı tarafa kafa hareketleriyle, kafasını hızlı ileri götürüp çekerek veya konumunu değiştirerek, çünkü telefonda bir de GPS sensörümüz var. Değiştirerek, ivme sensörünü de kullanarak, hiç GPS'i kullanmadan ne yapabilir? Kişi sanal gerçeklik dünyasıyla etkileşim haline girebilir. Şimdi bir ara verin ve bunu nasıl yapacağınızı görelim.